Şimdi yolumuz da bu tarafa düştü. Düşüncede sizin denizle ilgili evet, anılarınız varmış. Bu anılarını anlatmanızı isteyeceğiz evet, sizden. Evet. 1946 Taşova doğumluyum. Babam orada PTT müdürüydü. Tabii oradan Sivas'a, daha sonra da geldiği Yıldız Eli'nde. Efendime söyleyeyim. İşte siz öğrenci oldunuz. Evet, öğrenciydim. 1953 yılında orada ben ilkokula başladım. Atatürk İlkokulu'na. Fakat orada bir sene sınıfta kaldım. O sınıfta kalmamla beraber 1954 yılında tabii tekrar sınıf tekrarı yaptım. İşte benim Deniz Gezmiş'le ilk tanışmam o sınıfta oldu. Yani onu fark etmem şöyle oldu. Biz 22-23 kişilik bir sınıfta bir bayan öğretmen vardı. Efendime söyleyeyim. Fakat Deniz Gezmiş de ilk günlerden beri sürekli bir şekilde her bir işlemi yaptıktan sonra öğretmene gidiyordu, gösteriyordu. Ondan aferin alıyordu, tekrar geri gelip yerine oturuyordu. 5 dakika falan geçmeden tekrar öğretmenin yanına gidiyordu, bir daha göz. Yani neredeyse bir yıl Deniz Gezmiş'le o bayan öğretmen arasında o sene geçti. Yani böyle ve ben onun farklı bir öğrenci olduğunu orada anladım. Ve bir gün işte 3. 4. saat ders çıkış şeyinde o yerine geldiği zaman karşısına durdum. Ve orada ona 2-3 dakika adeta hipnotizm olmuş gibi baktım ve onun bütün şeklini aldım yani. Şeyde o günden itibaren ve öğretmen de sürekli ona Deniz Deniz demesi benim kafamda onu iyice yerleştirdi. Bu Deniz. Öğretmen Deniz'in annesi miydi? Deniz'in annesi olabilirdi. Yani acaba aralarındaki ilişkiye bakıyorum, acaba annesi mi diyorum. Ama diyorum bu çocuğa fazla ilgi gösterildiği için o zamanki deyişte İlk mektep murakabının oğlu mu, baş öğretmenin oğlu mu, belli bir öğretmenin oğlu mu? Yani bir farklı bir şeyler vardı yani. Öğretmenle onun arasında yani çok farklı. Evet, vardı. Öğrenci gibi. Evet. Yani gördüğüm kadarıyla zeki bir çocuktu. Ağırbaşlıydı. Esmer. Efendim boyu benden en az 15 santim daha yüksek. Böyle ağırbaşlı. Hatta bir defa da evimizin önünde bir dururken gördük. Arkadaşımla dedik ki bu Deniz Gezmiş'in babası ilk mektep murakabı mı, bir müdür müdür? Buna bizden acaba bir zarar mırar gelir mi diye böyle korkarak bakıyorduk. Bizim evimde dediğim gibi ayağını böyle çapraz yapmış duruyordu yani bir onu biliyorum. Evet, onunla beraber bir de 1954 yılında zannedersem 24 Şubat'ta efendim 25-30 santimlik bir kar, yine 20-22 derecelik bir soğuk derken Ankara'dan Sivas'a gelen Celal Bayar'ı 1954 yılında onunla beraber karşıladık. O da vardı. Evet, o da vardı. Orada evet, orada da oraya gittiğimizde büyük bir şey açıldı, pankart gibi bir şey açıldı. Ve onun üzerinde de hoş geldin Cumhur Reisimiz yazılıyordu. Ve Celal Bayar bayraklı şeyiyle, treniyle süzülerek oraya kadar geldi, durdu. Aynen bir Atatürk vari bize bakışlar yaptı, baktı ve 5 dakika orada durdu. Ve ondan sonra da Sivas'a doğru hareket etti. Yani biz Celal Bayar'ı onunla beraber o zaman karşıladık. Yani onun Deniz'le ilk, birlikte. Evet, Deniz'le birlikte Celal Bayar'ı 1954 yılında Sivas Yıldızeli istasyon garında karşıladık. Deniz Gezmiş'e daha sonraki yıllarda bu Deniz Gezmiş olduğunu bilmiyordum. Hatta o idam edildiği zaman bile ben o Deniz'in benim arkadaşım Deniz olduğunu bilmiyordum. Ama 1987 yılında Milliyet Gazetesi'nde onunla ilgili bir yazı çıkmıştı. Onun ölüm yıldönümünde. Oradan bahsediyordu. Ne yapıyorsun dedi. Hangi okulda okudun? Şu bu diye sorular sorarken Yıldızeli dedi. Okulun ismini söylemedi ki söylese iyi olacaktı. Çünkü Atatürk İlkokulu'ydu. Evet. Oradan dedim, bu Deniz dedim, benim arkadaşım Deniz dedim. Yıldızeli falan deyince artık onu o Deniz'in olduğunu anladım. Efendim yine ben Almanya'daydım o zaman. 71-72 yılında ben Almanya'ya gittiğinde 2,5 ay sonra idam haberlerini Köln Radyosu'ndan duydum. Ve çok üzüldüm. Yani en az bir hafta yemek yiyemedim. Yani üzüldüm yani ama çevremde gittiğim 5-6 arkadaş vardı. Onlarda öyle bir üzüntü yoktu ama üzüntü bende vardı. Ama onun o Ankara'daki kaçmalarında şeydeydim, Ankara'daydım. Ankara'da evet o olduğu zamanlarda da işte tesadüf ve bu sefer de işte bir kaçtı, kayboldu, mayboldu. Sonra Orta Doğu'nun
o dehlizlerde falan orada baktı. Hatta Erdem biraz da onlara işte göz yumdu falan söyledi. Orada da ona yemek götürenlerden bir tanesi benim kardeşim oluyor. Ne kardeşiniz? Mete Ercan. Evet. Yine o zamanki Sivas bir senatörün yeğeni olan Fevzi Bal. O bayan vardı, bir tane bayan. Ceyhun değil mi? Ceyhun Tüzün hanımefendi. Bu üçü de 15 gün boyunca ona Kızılay'dan işte bir yemek memek bir şeyler alıp götürüyorlar. Bir 15 gün falan orada. Birkaç kez yengem Mahirlerin evine, Bahçeli Evler son durakta, yengem komşu olduğu için sanıyorum 3 kez yemek götürdüm. Kapıcıyla göndermedi yengem. Sen taşın dedi. Kocaman bir tepsinin içine tencerelerle koydu. Kaç kişi olduklarını bilemeyiz dedi. Evet, bu ama bu şey daha da bitmiyor bizimle olan ilişkileri. Maalesef o ölüm kararı verildiğinde de yani ağabeyim Oktay Ercan idam edilirken onun başında bulunuyor. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece çok acı bir tarihtir. Aydınlık Evler'de Ankara'da oturan sınıf arkadaşım Mete Ercan, abisi Teğmen'di. Bir takım şeyleri bize dinletti ve dış kapıdaki ülkücü gençliğin eline geçmiş olan Yıldırım Beyazıt öğrenci yurdunda idamların akabinde ateşler yakarak ateşlerin etrafında Kızılderililer gibi ateş dansı yaptılar. Tüylerim hala hatırladıkça diken diken olur. Onlar insan olamazdı. Subay, merkez komutanlığına oraya görevlendiriyorlar. O olmasa, o gün olmasa başka biri görevlendirilir. Görev oluyor ve o da orada duruyor. İdam anında. Hı hı. İdam anında tabii. Evet. Çok sürpriz. Evet. Üç kardeşi de ilişkisi var bakın. Burada enteresan. Mete idam edilirken, Mete arkadaşı birisinin, o Tüzün Hanım, işte o Ceyhun Tüzün neyse. O diyorlar ki son sözlerinde biz işitelim diyorlar. O zaman abim onlara bir tane şey veriyor. Telsiz veriyor. Onlar 15 arkadaşıyla birlikte o saate kadar işte sabah 4:30-5:30 her neyse o saate kadar bekliyorlar ve son sözlerinde oradan duyuyorlar. Abim onlara bir telsizi veriyor. Bir telsiz de kendisi de oradan. Orada onların konuşmalarını. Evet, konuşmalarını oradan aktarma yapıyor. Son sözünü onu da biliyor. Ve onu da biliyor. Orada bu tabii üzücü bir olay. Yani ilkokulda benim arkadaşım olayları çıkarttığı o 67-68 yılların neyse 69 yıllarında kardeşimin şehitliğe yakın arkadaşları da işte tesadüfe bak idam edilirken de görevli olarak merkez komutanlığının abimi görevlendi. Yani abim olmasa başka biri olacaktı. O gitmek zorunda oraya.